Mesut abi. Oo. Vay Mesut abim, Allah sensin ya. Sinan ne haber ya? İyi abi, de senin İstanbul'da ne işin var? Vallahi işte taşındık buralara. Vay vay, hiç haberimiz olmadı abi. Öyle oldu. Cengiz, bak seni Mesut abimle tanıştırayım. Mesut abiyle var ya, nereden tanıştığımızı hayatta inanmayacaksın. Ne haber Cengiz? Tamam o zaman. Hadi bakalım, görüşürüz yine çocuklar. Görüşelim Mesut abi. Mesut abi. Ya çocuk beni birine benzetti. Kafası da iyi. Ben de öyle idare ettim. Peki. İkinci soruma geçiyorum o zaman. Evin adresini nereden buldun? Sen benim arkamdan sürekli iş çeviriyorsun ya. Bir kere de ben yapayım dedim aynısını. Ne oluyor sana? Nedir? Ya sen beni niye salak yerine koyuyorsun? Yani o... Ya o besteye zorbalık yapan o kızın adı neydi? O Ezgi. Ha. Ezgi'ye tedbir kararı aldırmışsın sen. Ben kamu görevlisiyim Ömer. Reşit olmayan bir bireyin ruhsal sağlığı eğer tehlikedeyse bunu bildirmek zorundayım. Ne alakası var ya? Biz seninle bunları konuşmadık mı? Ha? Ben sana kelime kelime izah etmedim mi? Sen de tamam demedin mi? Anlaşmadık mı seninle? Aynı fikirde değil miydik yani? Ben öyle bir şey demedim. Ben hiçbir şey demiyorum dedim. Ayrıca hiç kimseyi de haklı çıkarmaya çalışmıyorum. Sadece aynı zorbalığın başka bir çocuğa yapılmasını istemiyorum. Bu kadar basit. Ya sen ne zorbalığından bahsediyorsun? Madem böyle bir şeyin vardı, adliyede söyleseydin ya bunu. Seninle konuşulmuyor ki. Niye konuşulmuyor benimle? Şiddet gösteren birini gördüğün zaman içinden bambaşka bir adam çıkıyor. Akbaba gibi dolaşmaya başlıyorsun ortada. Seni tehlikeli bulduğum için olabilir mi? Beni tehlikeli buluyorsun. Hı hı. Öyle mi? Ne yapıyorum ben tehlikeli olup da? Kanun mu, kural mı çiğniyorum? Ne yapıyorum ben? Sen benimle kavga etmeye mi geldin buraya? Ben seni niye kavga etmeye geleyim? Ben anlamıyorum. Yoksa? Yoksa ne? Ne yoksa? Evet, evet. Yok. Olmaz gerçekten. Ben bir kalp kırıklığını daha teselli edeceğim. Ha, ben senin ne dediğini anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yoksa ne? Niye gelmişim ben buraya? Bunun için. Uyumamıştır şimdi kesin o. Sabahlamıştır. Bizim gibi yani. Gelmeseydin Yusuf. Narin uykundan uyanıp gelmeseydin, dinlemeseydin beni arkadaşım. Gecenin üçünde arayınca yani. Allah Allah. Tamam ya, ben onu demiyorum zaten de. Yani bence abartıyorsun. O senin tavırlarından anlamıştır zaten fazla anlam çıkarmaması gerektiğini. Hiç sanmıyorum. Niye? Ben onu birazcık tanıdıysam, anladıysam böyle adamlar genelde böyle durumlarda hırs yaparlar. Ama seninki de kabul et. Ya ilginç bir rediliş olmuş. Önce hani şey yap, sonra... Tamam, tamam ya, tamam. Şimdi bari ben başıma geleceği biliyorum. Hırslanacak, hırsını işine yansıtacak. Narsistik hareketler havalarda uçuşacak. İşte hiç öyle değilmiş gibi. Niye halt ettin Nülüfer? Ne yapayım telefonum ya? Ne yapacaksın telefonu? Böyle durumlarda genelde ilk hamle günaydın mesajı olur. Sesini kısıyorum. Ne yapacağım? İşim gücüm var benim. Ama sesini kısman yetmeyebilir. Değil mi? Aşağıda şimdi serenata başlarsa ne yapacaksın? Ya da koca bir demet çiçekle geliyorum şimdi kapıdan falan mesela. Gel. Günaydın. 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 Öyle sesleri duyunca bir merhaba diyeyim dedim. İyi, iyi yaptın, iyi yaptın. Gel. Simit var, yersen, çay var, içersen, dost var, seversen. Alırım valla. Şey, buyurun şöyle geçin ya. Hocam siz geçin, olur mu öyle şey? Şöyle. Nilüfer Hoca nereye gitti? Bilmiyorum. O, çocuklara gittim dedi galiba da. Için geldim. Tam da bunun için
Değil tabii. Saat kaç? Ya saati soruyorum. Saat yok mu senin? Saat kaç? Gece yarısını geçmiş değil mi? İkimiz de gecenin bu saatinde iş konuşulmayacağını bilecek kadar deneyimli ve yetişkin insanlarız. Ayrıca Ezgi meselesi gibi çok da aciliyeti olmayan, hele ki kapının önüne gelecek kadar aciliyeti olmayan bir mesele için. Belki de çok anlamlı planlamak lazım. Neyse ne. İyi geceler. Hocam günaydın. Günaydın Murat. Oğlum yeme şunları ya, pis pis. Kahvaltı hocam. Sabah sabah. Ne yapıyor? Hastane malına zarar veriyor hocam. Ben bir müdahale edeyim. Şşş Murat sakın dur. Tamam hocam. Bırak yapsın. Hiç bilmeyecek bizim bildiğimizi, gördüğümüzü fark etmeyecek, tamam mı? Tamam hocam. Ne yapıyorsun kuzey? Söyle doktor kızım. İyi mi torunum? İyi. Merak etmeyin. Gayet iyi. Daha da iyi olacak. Ben de birazcık bu yüzden çağırdım aslında sizi. Kuzey'e yardım etmek istiyorum. Sizin işbirliğinize çok ihtiyacım var. Ne anlatayım kızım? Bahtsız torun. Bakma böyle kaya gibi görünür dışarıda. Yoksa nasıl dayanırdı onca acıya? Bir çay yollasana bana kardeşim. Annesi. Ah gelinim ah. Ah. Doymadım. Ne oğluna ne hayatına. Huzur. Adım atasıca oğlum yüzünden oldu hep bunlar. Zindan etti hayatı onlara, zindan. Lütfen yapmayın, ben sizi yormak istemiyorum, üzmek istemiyorum Elif Hanım, yapmayın. Şerif bir su verir misin? Tabii Nilüfer Hanım. Sakin ol. Buyurun. Sağ ol kız. Doktor Hanım kızım. Gelinim çok çekti oğlumdan. Günde üç posta dayak mı dersin? Hakaret, küfür, kafir mi? Toprağı nurlu olsun. Bir sıkımlık canıyla dayanamadı. Kafası. Olur olmaz sesler duyuyorum derdi rahmetli. Nasıl sesler? Sesler ya. Çok dedim. Etme oğlum. Belli ki bir marazı var garip. Gel bir doktora neyi götürelim. Yok, yok dinletemedim, dinletemedim. Kuzeyim de kendini asmaya kalkmış dedilerdi. Sadece hamurunu değil, kaderini de anasından almış dedi. Kuzeyin dosyasında annesinin kanserden öldüğü yazıyor Garif Hanım. Dayanamadım.
kadar bebesinin kuzeyimin gözü önünde. Yaşında ya vardı ya yoktu kuzey. Allah'tan hatırlamıyorum. Anasının kaderini yaşamasın kuzey. Kurbanın olayım. İyi et torunum, kuzumum. Yalvarırım sana. Anasız büyüyen çocukların bir yanı hep eksik kalırmış. Ben bilirim bunu. Hiç merak etme. Kuzey iyi olacak, tamam? İyi bakacağım ben ona. Ay kurban olayım. Ya. Sağ ol. Sağ ol doktor kızım. Sağ ol yavrum. Sağ gözünüz ol. Arkada kalmasın. Tamam, söz veriyorum. Sağ ol yavrum. Sağ ol kuzum. Siz sağ olun. Danışmada sinir krizi geçiren bir çocuk var. Benim gitmem lazım. Hiç aklınız kalmasın. Lütfen. Sağ ol. Sağ ol doktorum. Siz sağ ol. Sağ ol yavrum. Yaklaşmayın, sıkarım ben. Bu niye dellendi? Şimdi ne oldu buna? Kesin bir şey oldu. Ne oldu? Lan bırak şunu bir türlü hastaneye. Başımıza topladın. Gürçak, bıraksana şunu. İsmail Bey, Sümbül Hanım lütfen siz karışmayın. Bak biz yaklaşmıyoruz sana, tamam mı Kürşat? Ne olur bırak onu. Dedim ki senin doktor ile işim olmaz diye. Salın gideyim işte. Zorla mı kardeşim? Ulan bir de test yapacaklarmış. Zihin benim, ruh benim lan. Test mes vermiyorum. Karımı döksen izine vermeyeceğim. Tamam. Arkadaşlar çekilin. İstemiyorsa yapacak bir şey yok. Çekilin. Buranın müdürü sen misin? Öyle de denebilir. Doktorum. Biraz da. O zaman söyle şunlara geri çekilsinler. Yoksa hepsini duvara mı kılırım he? Tamam. Sakin. Çekilin, görmüyor musunuz? Çocuk korkuyor ya. Çocuk mu? Korkmak mı? Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun herhalde. Yok, bir fikrim yok. Öğretirim, sıkıntı yok. Eyvallah. Göster yol doktor, nereye geçiyoruz? Buradan. Sağ ol Sibel. Sizin görüşmenizden sonra sihir hazırlayacağım. Bir de bu var. Okuldaki rehberlik öğretmeni gönderdi. Kapalı sar. Şahane. Teşekkür ederim. Ben o zaman dışarıdayım. Kürşat yalnız kalmasın. Tekrar hoş geldiniz. Ben öncelikle sizlerle tanışmak, görüşmek istedim. Siz babaannesiniz sanırım, değil mi? Anasından öteyim ben. Ben dedesiyim Kürşat'ın. Bu da karım Sümbül. Kürşat'ın okulda yediği bir halt yüzünden adliyeden buraya geldik. Bir şey çıkmaz dediler. İşte siz bir rapor mapor bir şey yazacakmışsınız. Yazın ne yazılacaksa da alıp gidelim bacım. Ben henüz daha Kürşat'ın dosyasını detaylı incelemedim. Dolayısıyla size birkaç tane sorum olacak. Öncelikle Kürşat'ın annesi babası hayatta mı? Çok şükür oğlum hayatta. Hı hı. Gelininiz? Ne yapacağım başkasını? Mesele Kürşat değil mi? Onunla ilgili soruları sorun doktor hanım. Peki. O zaman şöyle başlayalım. Siz bana anlatın. Kürşat evde nasıl bir çocuk?
dayanamadı. Astı kendini. Hem de el kadar memesinin Kuzey'imin gözü önünde. Kürşat'ın annesi nerede? Yok annem annem. Olmayan biri hakkında ne konuşacağız? Vefat mı etti? Cehennemin dibine gitti. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Annesiyle bir ilişkisi yok baban. Sen testini yap, ilacını yaz. Biz de alıp gidelim doktor hanım. Hadi Sümbül. Bakın görüşmüyorlarsa neden görüşmediklerini bilmemiz lazım. Kürşat'ın da her çocuk gibi annesine ihtiyacı var. Anlatabiliyor muyum? Annesinin neden yanında olmadığını bilmeye ihtiyacı var onun. Torunumu öldürmeye kalktı o şeytan. Anladın mı? İhtiyaçmış. Sen de fazla kurcalama. Doktor hanım. Buyurun. Kürşat bilmez mi mevzuyu? Aman diyeyim. Selam Kürşat. Müsaade var mı? Var tabii ki, gel. Gel otur bakalım. Nasıl istiyorsun, böyle mi, böyle mi? Şuraya oturalım. İyi, hadi bakalım otur. Bak oturduk ama he. Gene bebe muamelesine başlayacaksın. Yok çocukmuş, korkuyormuş falan diyeceksen. Ya yok, tamam. Anladık. Çocuk muamelesi görmek istemiyorsun, sevmiyorsun. Anladım. Değilim çünkü. Delikanlı olduk artık ya. Tabii. Boyuncucuk kadar dersen de. Devede de boy var ama. Eşeğin arkasından gidiyor. Aynen ondan. Peki. Bugün niye burada olduğunu biliyorsun. Okulu temizledim. Tertemiz yaptım. Peki söyle bakalım. Okul tertemiz olmayı hak edecek. Ne yaptı? Hı? Herkese var çocuklar. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Herkese var. Kürşat, o ellerin hali ne? Ne varmış hocam? Oje mi sürseydin? Bir de cevap veriyorsun utanmadan. Su diye bir şey duydun mu sen? Ya da sabun. Kalk git çabuk temizle gel ellerini. Kaç kere söyledim ben sana temiz ol diye? Kaç kere? Midem bulandı. Oğlum ne duruyorsun? Hadi yürü. Hadi. Resmen bana bakarken midesi bulandı hocam. Ben de dedim ellerimi temizlemişken bütün okulda temizleyeyim. Yani ne var bunda? Amma tatava yaptılar ha. Buraya yollamalar falan. Suç işledik sanki. Suç değil mi sence? Değil tabii. Şakadan da anlamıyorlar. Peki. 10 puanlık uzman sorusu. Sence suç nedir? Hangi birini sayayım? Taciz, tecavüz, cinayet. Geçen haberde gördüm. İtin biri kadına tecavüz etmiş. Sonra da çekmiş takımlar o için. Bir de mahkemede gelmiş çok pişmanım diyor. Hayır ben senin pişmanlığına bana vereceğin o herifi. Pişman oluyor muyum olmuyor muyum o zaman izle. Neyse ya. Haber izleyen de kabahat he. Asabını bozuyorlar adamı. Vallahi ben de izlemiyorum. Sinirini zıplatıyorlar insanı yok yere. Peki. Babanla aran nasıl? Kral adamdır babam. Babanla aran iyi yani. İyi. Peki annen?
O uzakta. Nerede? Fransa'da. Şarkıcı. Çok güzeldir anamın sesi. Peki, haberleşiyor musunuz? Oo, her gün. Özlüyor musun? Çok. Gidiyor musun görmeye? Amerika uzak ya. Amerika uzak. Fransa'dan bile uzak. Anladın değil mi? Anladım. Anamın beni neden görmek istemediğini mi duymak istiyorsun sen? Neredeydi sorarsın sen şimdi. Bana ne ya? Neredeyse nerede? Beni görmek istemeyenin peşinden ben mi koşacağım? Bana ne namalık yaptı? Elbet ananın yerini tutmaz ama... Ben analık nedir bilmediğim için çok da koymaz yani bana. Amma da sordum be doktora ya. Nenem de dedem. Yaşlı başlı insanlar dışarıda. Diktik onlardan. Haklısın. Tamam. Daha soru sormayacağım sana. Ama bu ara sık sık görüşeceğiz ha. Okul seni gönderdi için. Eyvallah. İyi miyiz? Çok. Gel.